Selamlar herkese. Burcu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi sağlığı yerindedir. Bugün sizlere Kan'dan sesleniyorum. Bu yıl 7. defa düzenlenen Kan Series dizi festivaline katılmak üzere buradayım. Pek çoğunuzun bildiği gibi. Bugün tüm zamanların en iyi video oyunlarından biri olarak kabul edilen Fallout'un dizi uyarlaması hakkında konuşacağız. Fallout'un ilk iki bölümünü Kan Series'te dizinin oyuncuları Ella Purnell, Erin Motten, Kyle MacLachlan, yönetmen Jonathan Nolan ve hem Fallout oyun evreninin yaratıcılarından hem de dizi projesinin yapımcılarından Todd Howard'ın katıldığı etkinlikte izleme şansını yakaladım. Ve bugün bu videoda da işte izlediğim bu ilk iki bölüm hakkında konuşacağım. Mümkün olduğunca spoiler vermekten kaçınarak. Fallout oyun dünyasının en geniş evrene sahip, en popüler, en uzun soluklu oyunlarından birisi. Dizinin oyunların birebir bir uyarlaması olmadığı, oyunlardan ilham alınarak yaratıldığı bilgisi vurgulanıyor. Ben de bu noktada şunu söylemek istiyorum ki Fallout oyunlarını hiç oynamadım. Oyunlara dair, hikayelerine dair herhangi bir bilgim yok. O yüzden bu videoda yalnızca dizi hakkında konuşacağım. Ancak hemen en başta şu güzel haberi size verebilirim ki oyunlara dair hiçbir bilgim olmamasına rağmen ben diziyi izlerken hiç yabancılık çekmedim. Hatta şu anda bu evreni biraz daha yakından tanımak için de bayağı sabırsızlanıyorum. Fallout alternatif bir dünyadaki kıyamet sonrası olayları merkezine alan bir hikayeye sahip. Bu evrende teknoloji daha çok nükleer yönünde ilerlemiş, o yönde gelişmiş. Estetik olarak 50'li 60'lı yılları çağrıştırıyor. Ancak Amerika'ya atılan nükleer bombaların ardından dünya üzerindeki medeniyetin sonu geliyor. Dizi açılışını kısaca bu olayı anlatarak yapıyor. O yüzden ne olduğuna, ne yaşandığına dair bir fikir edinebiliyorsunuz. Bu sahneler kısa olmasına rağmen bence gayet iyi ve etkileyiciydi. Özellikle patlama sahnelerini görsel olarak çok iyi kotardıklarını düşünüyorum. Ve insanların o anda yaşadıkları paniği de ekrana gayet iyi yansıtmışlar. O korkuyu ben bile hissedebildim. Bu olaydan sonra bazı şanslı kişiler Vault ismi verilen sığınaklarda yaşamaya başlıyorlar. Kıyametten 200 yıl sonrasına geldiğimizde ise 33. sığınak sakinlerinden Lucy isimli bir genç kadın bir sebeple yaşadığı güvenli sığınaktan ayrılıp Amerika'nın çorak topraklarında bir maceraya atılıyor. Fallout'ta hikaye 3 ana karakter üzerinden ilerliyor. Zaten ilk bölümde bu 3 ana karakterin ismine adanmış 3 parta sahip Lucy, Maximus ve Ghoul. Ella Purnell dizide insanlar sevdiklerine zarar verdiğinde idealist doğası sınanan, iyimser, naif ve sığınak düşü dünyanın gerçeklerinden oldukça habersiz bir sığınak sakini olan Lucy karakterini canlandırıyor. Erin Motten ise çorak topraklara kanun ve düzen getirmeyi amaçlayan Çelik Kardeşi adlı militarist bir grupta görev yapan genç bir asker olan Maximus'u canlandırıyor. Gizemli geçmişini gizleyen, acımasız bir ödül avcısı olan Ghoul rolünde Walton Goggins'i izliyoruz. Ve bu üç ana karaktere ek olarak 33. sığınağın gözetmeni ve dünyayı daha iyiye doğru değiştirme hevesli Lucy'nin babası Hank rolünde de Kyle MacLachlan bulunuyor. Bu yıl Kan Series'te Twin Peaks başta olmak üzere pek çok şahane yapımda yer almış olan emektar oyuncu Kyle MacLachlan'a İkon ödülü verildi. Yellow Jackets'taki rolüyle hatırlayabileceğiniz Ella Purnell'e ise Yükselen Yıldız ödülünü verdiler. Ben iki oyuncunun da özellikle Kyle MacLachlan'ın çok alçak gönüllü ve sempatik kişiler olduğunu düşünüyorum. Kyle MacLachlan'la bir söyleşi de gerçekleştirildi. Ona da katıldım ve bu söyleşide söylediği her şeyle birlikte kendisine olan sevgim ve saygım biraz daha arttı. Coffee is right. You're correct. What did they win? I think we've done. Okay. Yeah, we're done. Thank you so much for coming. No, it's lovely to see everyone here, especially on such a beautiful day. Wow. Can is gorgeous. Zaten açıkçası bence Fallout projesine dahil olan herkesin projeden mutlu olduğu, sonuçtan memnun olduğu her hareketinden anlaşılıyor. İlk iki bölüm izlendikten sonra izleyicilerin diziyle ilgili tepkileri de çok olumluydu bence. Salonda alkışlar uzun süre devam etti. Thank you.
Ben Fallout'un yayınlanan fragmanlarını pek beğenmemiştim açıkçası. Böyle absürt komedi tarzı bir yapım olacak gibi gelmişti bana. Anlam verememiştim, ne beklemem gerektiğini bilememiştim. Çok hoşuma gitmemişti yani fragmanlar. Ancak bence dizi fragmanlardan çok daha iyi. Fragmanların diziyi doğru şekilde yansıttığını düşünmüyorum. Şu bir gerçek ki Fallout'un en azından şimdilik çok standart bir hikayesi var. Ancak kıyamet sonrası alternatif bir evreni atmosfer olarak gayet iyi yansıttıklarını düşünüyorum. Özellikle de The Righteous Gemstones dizisinde harikalar yaratan Walton Goggins'in canlandırdığı Ghoul karakterini çok beğendim ve hikayesini çok merak ettim. Sırf bu sebeple bile diziyi izlemeye devam edeceğim. Bu arada Fallout benim beklediğimden çok daha kanlı bir dizi çıktı. Çok fazla şiddet sahnesi var. Çok fazla kopan uzuv var. Pek çok kişi oldukça korkunç ve kanlı şekillerde öldürülüyorlar ve eminim ilerleyen bölümlerde bunun devamı da gelecektir. Ancak bu kadar şiddet içeriyor olmasına rağmen dizinin tonu daha çok komediye yakın, kara komedi demek daha doğru olacaktır sanıyorum. Böyle depresif, drama ağırlıklı bir dizi değil. Bir de o dönemin, oranın değer yargılarının bizim değer yargılarımızda çok farklı oluşu da arada bir şok etkisi yaratıyor ki bu da bayağı hoşuma gitti benim. Dizideki set tasarımları, kostümler ve makyajlar da çok iyi. Son dönemde dizilerde her şeyin yepyeni görünüyor olmasını eleştiriyoruz, eleştiriyorum. Özellikle bazı alternatif evrenlerde geçen ya da işte fantastik hikayelerde yıllardır, on yıllardır kullanılıyor olması gereken eşyalar pırıl pırıl görünüyorlar saçma bir şekilde. İlk aklıma gelen örnekler Avatar ve The Wheel of Time oldu mesela. Bu dizide öyle değil. Bu dizide gerçekten özellikle çorak topraklarda her şey kıyamet sonrası döneme aitmiş ve yıllardır kullanılıyormuş gibi görünüyor. Özellikle de The Ghoul karakterinin makyajını çok beğendim. Keza efektler de çok iyi. Diziyi dev bir ekranda izlemiş olmamıza rağmen görsel efektler açısından gözüme takılan ve beni rahatsız eden herhangi bir sahne olmadı. Çorak toprakların uçsuz bucaksız hali de sığınakların içi de gayet güzel yansıtılmış. Dizide şimdilik bir tek uzun müzikli sahneleri sevmedim. Parçalar uzun uzun kullanılmış. Pek çok dövüş sahnesinde, aksiyon sahnesinde, müzik eşliğinde ağır çekim var. Hani kurşunu takip ettiğimiz sahneler. Bu sahnelerden çok fazla var. Bir yerden sonra stil açısından tekrara düşülmüş bence. Bunu belki oyunla bağ kurmak adına yapmış olabilirler açıkçası. Orasını pek bilemiyorum maalesef. Fallout'un ilk 3 bölümünün yönetmenliğini Westworld dizisinin yaratıcısı olan Jonathan Nolan üstlenmiş. Bu arada Fallout'ta da aynı Westworld'da olduğu gibi genel bir vahşi batı atmosferi var zaten. Jonathan Nolan da Cannes'daydı bu arada. Gösterime o da katıldı. Kırmızı halıya o da katıldı. Ve ben kendisini görünce bayağı bir şaşırdım. Bu kadar karizmatik ve eli yüzü düzgün bir insan olduğunu bilmiyordum. Fallout'un 8 bölümlük ilk sezonu 11 Nisan'da Prime Video'da yayınlanacak. Benim ilk bölümlere dair izlenimim oldukça olumlu. Gayet başarılı, detaylarına özen gösterilmiş, efektlerine özen gösterilmiş bir uyarlama var karşımızda. Ben zaten izleyeceğim. Sizlere de izlemenizi tavsiye ediyorum. Işık konusunda, ortam konusunda, ses konusunda çok başarılı bir video olmadı arkadaşlar. Dışarıdan sürekli bir ses geliyor, gürültü geliyor. Çok fazla trafik var bulunduğumuz sokakta. Ayrıca güneş de bir açtı, bir kapadı. Zaten çok düzgün bir ortamda da değilim şu anda. O yüzden kusura bakmayın ama bir an önce ambargonun kalktığı gün hemen görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden Riga'ya dönmeyi beklemedim bu videoyu çekmek için. Sizler Fallout hakkında ne düşünüyorsunuz? İzlemeye başladınız mı? İzleyecek misiniz? Oyunları oynamış mıydınız? Diziden ne gibi beklentileriniz var? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Beğenilerle de bana destek olabilirsiniz. Henüz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.